İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün limited şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi üzerinde duracağız. Konuya başlamadan önce limited şirketler hakkında kısa bilgi vermekte yarar vardır. Türk Ticaret Kanunu'nda limited şirket iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticari unvan altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirket şeklinde tanımlanmıştır. Limited şirket en az 2 ortakla 5 milyar sermaye ile kurulabilir. Şirketin kuruluşu sırasında bir ana sözleşme hazırlanır ve ilgili yerlerden izinler alındıktan sonra şirketin tescil ve ilanı yapılarak şirket kurulmuş olur. Şirketin kuruluşu, sermaye artırılması, sermaye azaltılması konusu kitaplarınızda detaylı olarak yer almakta. Bu konulara kitaplarınızdan çalışabilirsiniz. Bugünkü dersimizde ise konuyu kar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi şeklinde ele alacağımızı belirtmiştik. Konuyu iki şekilde ele alacağız. Bunlardan ilki limited şirketlerde kurumlar vergisinin hesaplanması ve kayıtlara alınması. Burada ticari kardan mali kara geçiş, kullanılan hesapların açıklaması ve kayıtlara alınmasını göreceğiz. İkinci ele alacağımız konu ise kar dağıtımı ve bu kar dağıtımına ilişkin kayıtların yapılması konusu olacaktır. Burada da yine temettülerin ve yedeklerin hesaplanması ve kayıtlara alınması konusunu göreceğiz. Şimdi kurumlar vergisinin hesaplanması ve kayıtlara alınması konusuna gelecek olursak, ticari kardan öncelikle mali kara geçişiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi dönem sonunda 690 no'lu dönem karı zarı hesabının alacak kalanı şirketin ticari karını göstermektedir. Ancak bu ticari kar üzerinden bir takım kanunla kabul edilmeyen giderler gibi bu dönem içinde giderler içinde yer alıp yine gelirler içinde yer alıp da vergiden muaf olan gelirler söz konusudur. Bunların dikkate alınması suretiyle mali kâra yani vergi kârına ulaşılması gerekmektedir. Burada tekrarlayacak olursak değerleme farklarının dikkate alınması gerekiyor. Kanunla kabul edilmeyen giderlerin bu kâra yani ticari kâra ilave edilmesi gerekiyor ve vergiden muaf olan gelirlerin de bu kârdan düşünmesi suretiyle mali kâra yani vergi kârına ulaşılmaktadır. Vergi kârı üzerinden, mali kâr üzerinden %30 kurumlar vergisi ve %10 fon payı olmak üzere toplam %33'lük bir vergi hesabı yapılmaktadır. Şimdi bu vergi kârının kayıtlara alınmasında kullanılan hesapları bakmakta yarar vardır. Bu hesaplar 690 dönem kârı ve zararı hesabı, 691 dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları, 692 dönem kârı veya zararı hesabı, 370 dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları hesabı, 371 dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri, 590 dönem net kârı, 570 geçmiş yıl kârları. Şimdi bu belirttiğimiz hesapları kısaca açıklamakta yarar vardır. 690 dönem kârı ve zararı hesabı, dönem sonlarında gelir tablosu hesaplarında yer alan bütün hesaplar 690 dönem kârı zararı hesabına aktarılarak gelir tablosu hesapları kapanmaktadır. Ve bu hesabın alacak kalanı şirketin ticari kârını göstermektedir. Eğer bu hesap borç kalanı verirse de o zaman şirketin zararı söz konusudur. Bu hesabın üzerinden vergi ve yasal yükümlülükler hesaplandıktan sonra bu kârın netleştirilmesi gerekmektedir. Şimdi burada kullanılan diğer hesaplara bakacak olursak 691 dönem kârı vergi yasal yükümlülükleri karşılığı. Az önce belirttiğimiz üzere şirket kârı üzerinden %33 kurumlar vergisi ve fon payı hesaplandıktan sonra bu hesaba borç kaydedilirken 370 dönem kârı vergi yasal yükümlülükleri karşılığı hesabına alacak kaydedilmektedir. 370 no'lu hesap bilanço hesabı oluştururken bu hesap gelir tablosunda eksi olarak yer almaktadır. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra 690 dönem net kârı ve zararına ulaşılmaktadır. Yani kurumlar vergisi hesaplanarak az önce belirttiğimiz 691 no'lu hesaba
kaydedildikten sonra dönem net karına ulaşılmaktadır. Ve bu hesapta ise dönem net karı gösterilmektedir ve bu hesabın kalanı daha sonra bilanço hesabı olan 590 dönem net karı hesabına aktarılmaktadır. 370 dönem karı vergi ve yasal yükümlülükleri karşılığı hesabı. Az önce de belirttiğimiz gibi 691 nolu dönem karı vergi yasal yükümlülükleri hesabını borçlandırırken tahmini devlete olan kurumlar vergisi borcumuz bu hesaba alacak kaydedilmektedir. Daha sonra göreceğimiz gibi kurumlar vergisinin beyannamesinin verilmesinde bu hesap alacaklandırılmaktadır. 370 dönem karı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri hesabı. Şirketin yıl içinde geçici vergi, çeşitli nedenlerle ödemiş olduğu vergiler nedeniyle peşin ödemiş vergi ve fonları yer alabilir. Dönem sonunda bu vergilerin bilançonun pasifinde yer alan bu hesaba aktarılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu hesap dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlarını göstermekte ve 370 nolu hesabın altında negatif olarak yer alması nedeniyle bilançonun pasifinde net ödenecek vergiler yer almaktadır. 590 dönem net karı hesabı ise az önce de belirttiğimiz gibi 692 dönem net karı zararı hesabının kalanı yani alacak kalanı bu hesaba devredilerek kapatılır. Bu hesap bilançoda yer alır ve dönemin sonucunu, dönemin karını gösterir. 570 geçmiş yıl karları hesabı ise az önce belirttiğimiz 590 nolu hesabın kalanı takip eden yılda geçmiş yıl karları hesabına devredilerek kapatılır ve geçmiş yıl karları önceki dönemlere ait karların gösterildiği hesaplardır. Şimdi bu anlattığımız konuları bir örnek ile daha detaylı açıklayarak pekiştirelim. A limite şirketinin ticari karının 10 milyar lira ve yıl içinde elde ettiği iştirak kazancının 500 milyon lira olduğunu ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin ise 700 milyon lira olduğunu varsayalım. Buna göre şirketin ödeyeceği kurumlar vergisini hesaplayalım. Ve şirketin yıl içinde 1 milyar lira da peşin vergi ödediğini varsayalım. Öncelikle burada yapmamız gereken nokta şu, ticari kardan mali kara geçilmesine ilişkin hesaplamaları yapmamız gerekiyor. 10 milyar lira olan dönem karından iştirak kazançlarını düşeriz ve kanunen kabul edilmeyen giderleri ilave ettiğimizde mali kara ulaşırız ki bu mali karı da 10 milyar 200 milyon lira olarak bulabiliriz. Şimdi bulduğumuz bu mali kar üzerinden kurumlar vergisini hesaplayalım. Az önce de belirttiğimiz gibi kurumlar vergisi oranı %30 idi. Bunun %10'da fon payı vardı. Öncelikle 10 milyar 200 milyon lira olan mali kar üzerinden %30 kurumlar vergisini hesaplayalım. Bunu da hesapladığımızda kurumlar vergisini 3 milyar 060 milyon lira olarak buluruz. Hesaplamış olduğumuz bu kurumlar vergisi üzerinden fon payını, %10 fon payını ise şu şekilde hesaplayabiliriz. 3 milyar 060 milyon liranın %10'u olan fon payını hesapladığımızda 306 milyon lira bulabiliriz. Ve toplam kurumlar vergisi ve fon payını 3 milyar 366 milyon lira olarak hesaplayabiliriz. Şimdi ise vergi sonrası yani dağıtılabilir karı bulmak amacıyla bu bulmuş olduğumuz vergiyi dönem karından düşelim. Dönem karı olan 10 milyar liradan az önce bulmuş olduğumuz kurumlar vergisi ve fon payı olan 3 milyar 366 milyon lirayı düştüğümüzde vergi sonrası karımızı 6 milyar 634 milyon lira olarak bulabiliriz ve bu rakam artık 590 nolu hesabın alacağında yer alacak ve bilançoda dönem net karı olarak yer alacaktır. Şimdi yapmış olduğumuz bu hesaplamaları YM kayıtlarına nasıl yer aldığına bakalım. Öncelikle yapmamız gereken birinci işlem dönem sonunda bulmuş olduğumuz tahmini kurumlar vergisinin kayıtlara alınmasıdır. Bu ise 31 Aralık tarihinde şu şekilde yapılabilir. 691 dönem karı vergi ve yasal yükümlülükleri karşılığı hesabını 3 milyar 366 milyon lira borçlandırırken 370 dönem karı vergi yasal yükümlülükleri karşılığı hesabını 3 milyar 366 milyon lira alacaklandırmaktayız. Ve 691 nolu hesap gelir tablosunda yer alırken 370 nolu hesap ise bilançonun pasifi
ölçüsünde tahmini borç olarak yer alacaktır. Şimdi bulmuş olduğumuz bu vergiyi ticari kardan düşerek net dönem karı ve zararını ilişkin kaydı ise şu şekilde yapabiliriz. 690 dönem karı zararı hesabını 10 milyar lira borçlandırırken 691 dönem karı vergi ve yasal yükümlülükleri karşılığını 3 milyar 366 milyon lira alacaklandırıyoruz. Net kar olan 6 milyar 634 milyon lira ise 692 dönem net karı veya zararı hesabına alacak kaydediyoruz. Ve net dönem karı veya zararını bulduğumuza göre bunun bilançoya aktarılması ise şu şekilde yapılacaktır. 692 dönem net karı veya zararı hesabını 6 milyar 634 milyon lira borçlandırırken 590 dönem net karı hesabını 6 milyar 634 milyon lira alacaklandırıyoruz. Böylece dönem sonunda dönem karını kayıtlara almış oluyoruz. Yine dönem sonunda yapmamız gereken diğer bir nokta daha vardı. Az önce belirttiğimiz gibi dönem içinde ödenen bir peşin vergi söz konusuydu. Bu peşin verginin de yine 31 Aralık tarihinde kayıtlara alınması gerekmektedir. Bu kaydı ise şu şekilde yapabiliriz. Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri hesabı 1 milyar 600 milyon lira. 193 peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı 1 milyar 600 milyon lira şeklinde kayıtlara alabiliriz. Böylece az önce de belirttiğimiz gibi 370 dönem karı vergi yasal yükümlülükleri karşılığı hesabında devlete olan tahmini kurumlar vergisi borçları yer alırken yıl içinde ödenen peşin vergiler de 370 dönem karı vergi ve yükümlülükleri hesabında pasifte negatif yer almakta ve ikisinin farkı devlete olan tahmini kurumlar vergisi borcunu göstermektedir. Yeni dönemin başına geldiğimizde ise artık geçmiş dönemlere gelmiş olmaktayız ve böylece 590 dönem net karı önceki dönemin karını gösterdiği için geçmiş yıl karlarına devredilmesi gerekmektedir. 1 Ocak tarihinde veya Ocak ayında herhangi bir tarihte şu kaydı yapmamız gerekiyor. 590 dönem net karı hesabı 6 milyar 634 milyon lira ve 570 geçmiş yıllar karı 6 milyar 634 milyon lira olarak kaydı yapmayabiliriz. Nisan ayında ise bu hesaplamış olduğumuz kurumlar vergisine ait kurumlar vergisi beyannamesi verilecektir. Ve kurumlar vergisi beyannamesi verildiğinde artık ödenecek devlete olan ödenecek vergi kesinleşmiş olacaktır. Daha önce 31 Aralık tarihinde hesaplamış olduğumuz vergi tahmini bir rakam idi. Şimdi beyanname verdiğimizde bu vergi kesinleşmiş olacaktır. Örneğimizde tahmin ettiğimiz vergi ile ödenecek verginin aynı rakam olduğunu varsayalım. Ve kurumlar vergisi beyannamesini verdiğimizde şu kaydı yapmamız gerekiyor. 370 dönem karı vergi yasal yükümlülükleri karşılığı hesabını 3 milyar 366 milyon lira borçlandırırken 371 dönem karı peşin ödenen vergi ve yükümlülükleri hesabını 1 milyar 600 milyon lira alacaklandırıyoruz. Ve devlete olan net vergi borcu olan 1 milyar 766 milyon lirayı ise 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına alabiliyoruz. Mevcut kurumlar vergisi yasasına göre bu vergilerin taksitlerle yatırılması mümkün ancak bunun bir defada yatırıldığını varsayarak örneğimizi devam ettirelim. Ve bu tutarın nakit olarak kasadan ödendiğini varsaydığımızda kurumlar vergisine ait verginin ödenmesine ilişkin kaydı şu şekilde yapabiliriz. 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı borçlu 1 milyar 766 milyon lira. 100 kasa hesabı alacaklı 1 milyar 766 milyon lira. Buraya kadar şirketin hesaplamış olduğu kurumlar vergisini, kayıtlara alınmasını, verginin ödenmesini gördük. Şimdi ise şirketin kalan karı üzerinden kar dağıtımını ele alacağız. Kar dağıtımını iki başlık halinde ele alabiliriz. Temettü ve yedeklerin hesaplanması ve kar dağıtımı şeklinde. Temettü ve yedeklerin hesaplanmasında TÜİK Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi, Şirket Ana Sözleşmesi ve şirket ortakların kararları ile dağıtılabilir. Kardan
ortaklar ve şirkette bırakılan yedekler yer almaktadır. Yedeklerin hesaplanmasında ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre birinci tertip yedek akçe ve ikinci tertip yedek akçe şeklinde yedekleri hesaplayabiliriz. Birinci tertip yedek akçe ticari karın %5'i oranında hesaplanır ve Türk Ticaret Kanunu'na göre yine ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar bu yedeklerin ayrılmış olması gerekiyor. İkinci tertip yedek akçe ise safi kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü düştükten sonra kalan karın %10 olarak hesaplanmaktadır. Temettüler ise birinci temettü ve ikinci temettü olarak yine ikiye ayrılmakta. Şirket ödenmiş sermayesinin %5'i oranında birinci temettü hesaplanırken şirket karından birinci tertip yedek akçe, ikinci tertip yedek akçe ve birinci temettü düştükten sonra kalan karın tamamı ise ikinci temettü olarak hesaplanmaktadır. İkinci temettüyü de hesapladıktan sonra toplam temettüler üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi ve %10 fon payı kesintisi olmak üzere %16,5 bir gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Şimdi konuyu bir örnek ile açıklamakta yarar var. B Limited şirketinin sermayesinin 5 milyarı olduğunu ve ticari karının 9,5 milyar lira olduğunu ve hesaplanan kurumlar vergisinin 4 milyar 400 milyon lira olduğuna göre kar dağıtımını mevcut yasalara göre yapalım. Dağıtılabilir karı burada 5 milyar 100 milyon lira olarak bulmaktayız. Bu 5 milyar 100 milyon lira üzerinden birinci tertip yedek akçe birinci temettüyü hesaplayabiliriz. Birinci tertip yedek akçeyi ticari karın %5'i oranında hesaplayıp 475 milyon lira bulabiliriz. Birinci temettü ise şirket sermayesinin %5'i oranında 250 milyon lira olarak hesaplayabiliriz. Ve kalan kar da 4 milyar 375 milyon lira olarak bulunacaktır. Şimdi ise ikinci tertip yedek akçe ve ikinci temettüyü hesaplayalım. İkinci tertip yedek akçe kalan karın %10 oranında hesaplıyoruz. Onu da 437 milyon 500 bin lira olarak buluyoruz. Ve kalan karın tamamı da ikinci temettü olarak dikkate alıyoruz. Şimdi burada ortaklara dağıtılacak karları ve şirkette bırakılacak temettüleri bulacak olursak toplam yedekler 912 milyon 500 bin lira bulunurken ortaklara dağıtılacak kar payı ise 4 milyar 187 milyon 500 bin lira olarak bulunacaktır. Ve ortaklara dağıtılacak kar üzerinden %15 gelir vergisi ve %10 fon payı olmak üzere toplam %16,5 vergi hesapladığımızda bu rakamı da 690 milyon 937 500 olarak bulmaktayız. Ve ortaklara dağıtılacak net temettü ise 3 milyar 496 milyon 562 500 olarak bulmaktayız. Şimdi bunları kayıtlara alacak olursak geçmiş yıl karlarını 5 milyar 100 milyon lira olarak borçlandırırken 540 yasal yedekler hesabını 912.500, ortaklara borçlar 3 milyar 496 562 500 ve ödenecek vergi ve fonlar ise 690 937 500 olarak dikkate almak durumundayız. Şimdi bu kayıtları ise büyük defterler üzerinde görelim. Geçmiş yıl karlarını 5 milyar 100 milyon lira borçlandırıyoruz ve bu hesap kapanıyor. Yasal yedeklere 912 milyon 500 bin lira yazıyoruz, alacaklandırıyoruz. Ortaklara borçlar 3 milyar 496 562 500 ve ödenecek vergi ve fonlar hesabında yine dikkate almış oluyoruz. Bugünkü dersimizde sevgili arkadaşlar limited şirketlerde kar dağıtımı ve buna ilişkin kayıtlar üzerinde durduk. Bir tekrar yapmak gerekirse şirketin ticari karı üzerinden %30 kurumlar vergisi ve %10 fon payı olmak üzere %33'lük bir vergi hesaplanmakta ve buradan mali kâra ulaşılmaktadır. Mali kâr üzerinden ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre birinci tertip yedek akçe, ikinci tertip yedek akçe, birinci temettü ve ikinci temettü hesaplanmaktadır. Ve böylece kar şirket ortakları ile şirket arasında paylaştırılmaktadır. Başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.